Yazın böyle yapmıyor da. Buraya daha evvel atan oldun birini. Ha? Buraya daha evvel atan oldun birini. Yok yok. Daha ben öyle bir şey duymadım. Ben hiç daha senin nereden aklına geldi Ahmet abi? Ben daha öyle bir şey duymadım. Aklıma öyle geldi ya, ne bileyim ben. Sen öyle kızdığın zaman falan eline araya bak atarım seni buraya diyor muydun? Yok be ya, olur mu ya öyle şey ya? Her şey yok. Ay iyi de kimse hiçbir şey yapmamış. E bu kadına o zaman kim yapmış bütün bunları? Ne tecavüz bileyim. Eden, döven, söven, itekleyen, kakaklayan kimler? Daha ben öğlende çok itekleyip kakaklıyorlarmış. Ben kulağıma öyle ses geldi hani. Biz gözümden görmedim şeyi, ben gördüm diyeyim. Ya peki ben size bir şey sorabilir miyim? Yani İsmail Beyciğim. Evet. Yani siz de Ahmet'in abisisiniz ya. Evet. Yani kahvede yaşanıyor, sizin mutlaka oğullarınız vardır, bilmem ne vardınız. Evet. Yani siz de erkek olarak gidip de bir kahveye benim gelinime nasıl böyle yaparsınız, nasıl konuşursunuz? Bu kadının aklı yitik. Diyemiyorsun. Diyemiyorum Müge Hanım, bak. Niye işte, diyemiyorsun? Diyemiyorum işte, diyemiyorum. Bak ben, benim evim öyle gelmez. Ya şu kadın halime giderim ben... o kahveye. O kahveyi dağıtır geri gelirim. Kadın halimle. Bırak yani hani sen nasıl benim gelinime, yengeme, bilmem neye burada ya, aklı gidik bir kadın hakkında dedikodu bak, yapıyorsunuz. Şerefsizler, terbiyesizler diye. Ben bunu çok uyardım Müge Hanım. Bunu ben çok uyardım. Ya onun uyarılacak hali çok... mi var? Ama Müge Hanım. Onun uyarılacak bir yani bir normal bir insan onu uyarırsın. Biraz da takip edecek hanımını canım Müge Hanım. Biraz da takip edecek. Takip etmeyecek. Devlete verecektiniz zaten. En çok kızdığım ben devlete, o. Ben gittim devlete. Karakolu da söyledim ben. Karakolu da söyledim ben. Ben beyin başvuru yaptı ki. Karakolu da söyledim ben. Gittim karakolu da söyledim. Ya İsmail bu. Abi sen kaç yaşında adamsın? Senin de köyde bir ağırlığın vardır. Bir saygınlığın vardır. Sana bir abi derler. Gidip de o köydeki üç tane beş tanesi bir diye. Siz nasıl bu kadının dedikodusunu yapıyoruz diyemedin mi ya? Bir masaya da insan yumruğunu vurmaz mı? Bu zaman alem suçu bize yüklüyor. Ben orayı kabul edemem. He? Alem suçu bize yüklüyor. Niye yüklüyor? Müjgan Hanım bak, sana ben bir şey diyeceğim İnci bak. Alem bak, Müjgan Hanımcığım bak bir dakika. He. Ben buna dedim böyle böyle bu dedim bunu bu kadın dedim bak bir yere gönder. Bunu da gitmişler buna söylemişler abin böyle böyle diye demişler. Bak İsmail Hakkı diye birisi var orada köyde. Tamam. O hocanın evinin yanında. Bu geldi öteden beri beni boğmaya kalktı, beni dövmeye kalktı bu. Ben bir şey diyemem. Ne yapıyorsun dövmeye kalktın ya? Tut İsmail Hakkı bağlansın. İsmail Hakkı bağlansın. Söyle. İsmail Hakkı bağlansın. 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 Sen benim önüme geçtin hocanın yanının yanında. Geçmedi mi? Doğru söyle. Doğru söyle, dinleyeyim mi? Doğru söyle. Hocanın yanının yanında. Ne zaman geçtin? Geçtin sen benim. İsmail Hakkı delirdim ben de git dedi. Bağlansın İsmail Hakkı. İsmail Hakkı. Sen ne yapıyorsun herhalde? Önüne gelene boğup önüne gelene dövüyorsun. Ben onun için bir şey. Öldüğün yerde gerçekten bir boğma şeyin var senin de demek. Biliyor, öldüğün yerde bilir. O yoksa biliyor Müge Hanım. Her şeyi biliyor. Önce geldiğinde bilmiyor. Biliyor her şeyi. Biliyor. Kendini deliye koyuyorsun. Ben bunu çok koruyordum. Dur. Beyni durdu yani. Buraya geldi bir şey bilmiyorum diye ağlayırdı. Ne oldu şimdi orada öldü, burada öldü diyorsun. Bak İsmail Hakkı öksüz bağlansın. Sen de elinden koydun da gel buna itiraf ediyorsun. Eliyle sadece kendini insanları korkutuyor. Kendini salak yerine koyma yeter. Bu işi söyle de sözlüsün artık. Onun için bir şey diyemiyordum buna. Benim suçlu çıkarıyor. Sen hepsi insansın. Benim suçlu çıkarıyor. Bakın dün 55 yaşında yine akli dengesi yerinde olmayan bir kişi Kepsut Gökköy'de kayboluyor. 4 saat içinde Kepsut ilçe jandarma tarafından bulunmuş. Yani yine bu taraflarda bulunmuş. Yani hani sen söyle de bizimki de bulunsun artık. Yeter. Orada gömülmüş, burada öldüğünü biliyorum. Sen önce geldiğinde bile konuşmuyordun. Sahip çıkmadın gel daha hala konuşuyorsun burada. Ahmet abi sen bir gece evvel aynı bizim gibi değil. Kimin geldiğini herkes kimin şey yapmış durmayın orada. Ya, kimse gelmedi ben. Bak bu kadın bilip bilmeden gün, konuşmayın. Bu kadın bir gün önce öldüyse belki de bizim başımıza gelenler sizin de başınıza gelse şeyleri, o zaman sorarım. Bir dakika. Sor ya sor anlatacak ya. Anlatacak diye belki de dövüldü bu kadın. Dövmez ya dövmedim yalnız. Hiç. Yahu dövülmüş herkes söylüyor kaybolmadan bir gün önce. Yalan yanlışlık abuk ya. Sabuk yorumlar yazdım. Vallahi dövmedim bak yazdım. Dövmedim yazdım. Karıza olur mu ya? Dövmedim yazdım. Bir an önce söyle de bak şu insanların ağzından kurtulalım. Sosyal mesajlar var mı? Senin yüzünden ne laflar duyuyorsun? Ne yorumlar yapılıyor biliyor musun? Evde çıkmış gitmiş kendi yanına. Bak şunu almış gitmiş. Nasıl gitmiş ya sahip çık. Ya bir ya bir. Keşke de gitmeyelim koyuna. Bir tane koyuna bakacağına abi demişken karnına bakardın. Allah Allah. Orası doğru. Yeter. Başını yaktın. Allah Allah. Ben mi yaktım başını ya? Tabii bak, sen yaktın. Bir şey sorabilir miyim Ahmet Bey? Ha. Size gelip bu davalardan sonra. Ha. Bak benim hakkımda konuşmasın karın.
Jandarma sorarsa benim için bir şey söylemesin falan diyenler oldu mu? Bilmiyor ki ya. Bilmiyorsun değil, sana soran oldu mu diyorum. Neyi bilmiyorsun? Sana bir şeyler söyleyen olmuştur. Sorma, söylemezler ya. Söylemişlerdir yani, mümkün değil söylememeleri. Kim söyleyecek ya? Karını kime gönderdiysen onlardan gelip bak jandarma sorduğu zaman bizim adımızı vermesin diyenler kimler? Demezler bana bir şey ya. Vallahi demezler ya. Kimse bir şey demez ya. Sen bağlandığın zaman Recep beni tehdit etti diyorsun. Recep'i duyunca etmedi diyorsun. Sen iyice bir karıştırıyorsun. Recep ben ne diyecektim ya? Pardon Recep diyorum. Muzaffer dövdü beni dedin. Sonra Muzaffer bağlanınca geri çark ettin. Müge Hanım bunlar birbirlerini şey yapıyorlar, içeri girmesinler diye birbirlerini yani satamıyorlar. Yani Ahmet'i de korkutmuş olabilirler Ahmet abi. Şu ekranda hani arama çalışmalarını verin, ben görmek istiyorum nerelere gidiliyor. Özellikle o evlerdeki arama çalışması onların içinde de olabilir. Fazla da zahmete de girmemiş olabilir o kadın oraya götüren. Bu kadar insanları uğraştırma, söyle. Beyni durdu gene. Çalışacak bir insan. Gene dondu mu abi beynin? Dondu ya. Ay bir çalıştır gözünü seveyim ya. Allah'ım terbiyeli hocam artık ya. Bizimki de donacak diye korkuyorum yani memleketçi artık. Psikolojimizi bozsun yeter ya. Çevrendeki herkesin aklını aldın, bir sen akıllı kaldın. Yani sen şunu hatırlar mısın lütfen? Ahmet abi. Ha. Şunu hatırlar mısın? Sizin eve... Ya sen niye onu bu kadar böyle gözünü dalıp izliyorsun? Ha? Nerede çıkacak? Yakında mı bulunur? Onlara koyun gittim ya. He? Oralarda koyun gittim ben. Oralarda koyun gittim. Koyun var mı öyle oralarda atılacak bir kuyu falan? Bir yok, söyle jandarmaya. Yok, öyle bir şey yok. Vardır oranın mutlaka kuyusu falan. Kuyusu, mağarası. Mağara, bilmiyorum. Sen 2 yıl orada kalmışsın ya, nasıl bilmiyorsun? 2 sene kaldım ama orada mağara yok ya. Öyle mağara yok. Kuyu var mı? Kuyu da yok. Emin misin? Eminim yazmam. Peki şuradan yukarıdan yuvarlasan dereye gider mi? Birini bilmez yukarıdan mi yuvarlasam? Üst taraftan yok şöyle ben bir boğazını sıksam, sonra da nefes almıyor diye panik yapsam, olmaz, aşağıya olmaz yuvarlasam öyle şey gider olmaz mi dereye? Olmaz öyle şey ya, olmaz ya. Olmaz niye, niye olmasın? Ya. Olmaz ya. Hayır, niye olmasın? Kimseye cip olmam ben. Ne olmasın? Kimseye cip olmam ben ya, öldürmem ya o. Kimseye yük olmam. İp almam. Öldürmem diyorsun, öldürmem. Ha kimseyi boğmam, öldürme. Anladım. Allah Allah. Yani burada sen böyle Allah koyunları güderken bir kuyu falan gördün mü diyorum ben. Görmedim ya, görmedim. Bak burada hiç kuyu yok. Hiç kuyu yok. Hiç yok hiç. Bak ben sen yaptın demedim ama. Aynen. Bir başkası yapmış olabilir. Orada bilmiyor boğmuş yani olabilir. Sonra da aşağıya itebilir mi orada boğup acaba? Bilmiyorum vallahi. Bak ben sen yaptın demedim. Sen hemen üstüne alındım ben yaptım diye. Yapmadım ben ya. Ben hiçbir şey yapmadım insana. Peki. Bir başkası yapmış olabilir mi? Bilmiyorum ki ya. Orada böyle bir şey yapılabilir mi? Bilmiyorum ki. Orada o boğsa o esnada da yalnız, hani... Yalnız sana şunu söyleyeyim. Heh, söyle. Bak. Bu karnın bu berzunum. Berzunum. Tamam. Böyle asmışlar, böyle asmışlar. Onu asan karıyı yok etti. Karıyı yok etti. Bezonun diyor. Bezonum. Çünkü tamam. Bezonum karıyı yok etti. Nasıl yok etti sence? Bilmiyor ki. Hayır aynen tahmin et. O yöreyi biliyorsun. O bölgeyi biliyorsun. Bölgeyi de bilmiyorum ha. Bölgeyi de bilmiyorum. Benden iyi biliyorsun. Ben orayı hiç tanımıyorum. Buraya biliyorum bak. Bu arada koya gittim ben. Buraya biliyorum. Burayı biliyorsun. Buraya biliyorum. Buraya koya gittim ben. Orada birini öldürsen en ya rahat yok edeceğin şekil nasıl? Nereye gittin bir yavrum? Bilmiyorum. Çık orta yere. Orada biri hani kazayla da ölmüş olabilir. Kavga ederken susturmak istemiş olabilir. O esnada hani nefes almadığını görüp panik yapıp yok etmek istemiş olabilir. En rahat nasıl yok edilir? Bilmiyorum ki ya. Veya birine mi verdin bizim kızı ki al bunu başımdan götür diye? Köylüler üstüme geliyor diye. Dürüst ol bak. Ne dürüst olacağım birine ya? Birine sattın mı onu? Birine verdin mi bunu başımdan defek diye? Kime satacağım onu ya? Kime satacağım onu sen ya? Sen onu birine verdin. Vallahi birine vermedim yazma. Kime satacağım al onu götür ya? Götür demişindir sen bunu. Kime satacağım onu? Sabahını bak. Köylüler bak, senin bak üzerine gelince sen öyle yapmışsın. Sabahını kalktık bak. Sabahını kalktık. Yememizi yedik. Salı pazarına gittim. Hatta salı pazarına gitmeden 20 lira para verdim ona. Salı pazarına gitmeden 20 lira para verdim.
Kar dedim bak. Son pazarına baktım. Azıcık bir şey aldım. Neydi ya? Çorbalık aldım yani. Çorbalık aldım, taktuk aldım. Bir iki makarna falan aldım. Poşete koyduk. Şey koydu, satıcı koydu poşete. Doğru eve vardım. Ben dedim, bu koyunları ben çıkaracağım ben dedim. Kardeş sen bir yere gitme dedim. Bak, sadece bu. Kardeş sen bir yere gitme dedim. 50 sefer dedim bak. Kardeş bir yere gitme, kardeş bir yere gitme, kardeş bir yere gitme dedim. Ondan sonra koyunları çıkardım ben. Bayrağa gittim yani, Koyunlarla beraber bayrağa gittim yani. 20 kadar koyun. Çok da değil koyun, 20 kadar koyun. Aşımıza ben bayırcıydım yani. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.